Kayseri mutfağından Nevzine. 5 su bardağı un, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı tahin, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 1 paket kabartma tozu, 2 kaşık margarin, 4 kaşık tereyağı, 2 su bardağı ceviz. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, yarım limonun suyu, 1 su bardağı pekmez. İyi mi? Her şey yolunda mı? Yolunda canım, tamam. İnşallah. Hadi başlayalım. Bütün malzemelerimizi hemen hemen hazır ettik. Bugün de konuşamıyorum galiba ben. Artık bu kusura bakmayın. Başlayalım. Maşallah. Beraber ikiniz hallederiz sana inşallah. Güveniyorum. Bugün hiç halim yok. Halim iyidir, iyidir. Hadi maşallah. Bakalım. Öndüğüm sen bana ver bir tane. Hemen veriyorum. Diyelim ki Nevzine tatlısının özelliği. Hangi kapta pişirecekseniz o kapta hazırlamanız, yoğurmanız gerekiyor. En güzeli şu tırtıklı cam kaplardan edinmeniz. Çiçekli çiçekli vereyim mi olur, şöyle? Olur, getir onu bana. Tamam. Yarım mı yapayım? Şöyle. Ölçüyle yapıyoruz her şeyi. Tabii ki. İki oldu. Nasıl keyfin, iyi misin, bir şey değişti mi hayatında? Sağlığın, sıhhatin çok iyi şükür. Mi? İyiyiz, bin şükür Allah'a. Senin bir tane mi gelinin vardı? Benim bir tane gelinim, iki kızım var. Evli mi üç onlar çocuğum da? Tabii ki evliler. Evli tabii ki. Üç bardak oldu. Şerifeciğim aşağıda birazdan katılacak bize. Gelecek. Çok güzel bir gelinin var. Buradan kızlarıma, damatlarıma, eşime, oğluma selamlarımı gönderiyorum. Onlar beni buraya gönderdiler. Bir yumurta, 5 bardak. Un. Bir nedense kepçeyle ölçüyoruz. Ya bu 5 yemek kaşığı oluyor ya. Öyle bu mi? Ölçüsü bu zaten. Tamam. Evet. 5 yemek kaşığı da diyebilirsiniz, bir kepçe de diyebilirsiniz. Tahin. Ver sen bana onu. Yarım bardak sıvı yağ var. Yarım bardak sıvı. Bunun üzerini de suyla tamamlayalım Nusayacığım. Öyle mi? Sen getirir misin bana? Getiririm. Ben bugün senin yamağınım. Sen isteyeceksin, ben getireceğim. Koy. Oldu. Yarım bardak zeytinyağı, üstünü de suyla tamamladık. Tamam. Yarım bardak da şimdi su. Tereyağımızı ısıtalım. Kabartma tozumuzu koyduk. Ben normalde katı yağ gerçekten sevmiyorum, kullanmıyorum. Ama o çok lezzet veriyor biliyor musun? Ama kabul ediyorum ki bazı tatlılar katı yağsız olmuyor. Olmuyor. Cinsinden yani. Dolayı. Ne kadar yapalım? Yeter o yeter. Mi? O yeter. Bir paket tereyağını 3'e böldüğümü düşünün. Bir parçasını koyuyorum. Koy. Şöyle 2 kaşık kadar katı yağ. 125 gramdan birazcık fazla olsun tereyağımız. Tamam. İyi mi? Oldu. 4 kaşık da tereyağı. Burası tertemiz. 2 kaşık katı yağ, 4 kaşık tereyağı. Yakalım altını. Sadece erisin istiyorsun. O kadar. Çok kolay bir tatlı. Kolay bir tatlı. Cevizimizi ben sana döveyim onu. Çekelim mi, dövelim onu. Bak sen bu usulü bilirsin. Ben hep böyle yapıyorum. Bence bu iyi şekerim. Oldu. Oldu kendi oldu. Isısıyla onu azıcık edip. Aynen onu da kapatalım. Kapattık. Sakarım sakar. Lütfen iki olursa güzel olur. Yok üzülürüm yani. Çıkar çıkar. Bir. Benim fena değildir ha ölçü şeyim. Elimin ayarı. Süper gördün mü? Yani size ölçü verirken gerçekten doğru veriyorum. İnanın bana. Dökeyim mi? Dök. Çünkü ılık olması çok önemli. Tatlınızı çürütür sıcak olursa yağ. Çok kolay bir tatlı gerçekten. Kolay ama güzel oluyor. Ama ben bunu şimdi elimle vıcık karıştıracağım. Karıştır. Şerbet. Şerbet bunu yatırınca hemen şerbetimizi koyarız. Şimdi Selamet abla sen onunla böyle uğraşırken ben burada bir şerbetini koyayım, kısayım tamam. Altını. Tamam. 2 su bardağı toz şeker. Aynı şu bardağımız çok güzeldir. Bunu kullanırsam Nursel'ciğim. 2 su bardağı şeker. Herkesi davet ediyorum. Kimin ekmeğini yediysem, suyunu içtiysem onu evimde ağırlamak istiyorum. Bunun dışında
Hiç konuk olmadığım evlerden başvuranlar, gelmek isteyenler olursa da Show TV ana sayfasından programlar bölümü. Oradan Nursel'in mutfağını buluyor, başvuru formunu dolduruyor, geliyor. Ne kadar su dedin? Üçüncüye İki soruyorum. İki su bardağı. Sıcak olur mu su? Olabilir. Oldu mu? Kıvamın nasıl? Oldu. Kıvam oldu. Amaç iyice yoğurmak. İyice yoğurmak. Fırınını ısıtıyor muyum? Isıtabilirsin. Hemen yap. Kaç derece olsun? 200. 200 derece ısındı. Biraz kabaracak bu. Öyle çok kabaran bir tatlı değil. Birazcık kabaracak. Evet. Mesela acil bir misafiriniz mi var? Değişik bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Günlerinize böyle alternatif mi arıyorsunuz? Bu tatlı mükemmel. Hem karın doyuruyor hem farklı. Oo, herkes diyecek ki bu ne kış böyle diyecek. Kış günü için çok güzel. Tatlı. Ceviz var içinde, harika. Bir peçete şey diyeceğim misin? Aşkım efendim. Bayağı ağırlığını vere vere bastırdın. Ya işte kestiğimde şimdi pişmeden keseceğim ya bunu. He. Sonra güzel kalksın diye, dağılmadan kalksın diye basmam gerekiyor. Tamam. O zaten kabaracağı kadar kabarır. Şimdi bu şerbet normal tatlılar, tatlıların şerbeti gibi değil. Bunun içine pekmez giriyor. O yüzden çok ağdalaştırmadan hemen kapatılması gerekiyor. Kapattıktan sonra mı pekmez koyuyordun? Pekmez kaynamayacak. Pekmez zaten kaynamış bir halde ya. Geçsek İstanbul'a limon çıkarsan. Şöyle limonum. Kapatıyorum. Dur 2-3 dakika, 2 dakika daha dursun da. Fırınımız ısındı mı? Bakayım ne güzel kestin ya. Bakar mısınız? Evet, Kayseri'den muhteşem bir tarif. Gel yanıma. Sen de ol yanımda. Nevzine tatlısı. Afiyet olsun diyenlere inşallah. Afiyet olsun bize. Siz de merak ediyorsanız yapın. Şimdi bunu attık. Kaç dakika olacak bu? Kızarana kadar. 35 dakikada falan kızarış. Camdan görürüz. Tamam. Bence Nevzine'yi artık çıkarmalıyız. Nasıl sence? Güzel. Güzel. Güzel, güzel. Harika. Nevzine öyle çok kabaran bir tatlı değil. Gayet güzel oldu. Biraz sıcaklığı gitsin. Şerbetimiz de hazır. Onları buluşturacağız. Bir 10 dakika ılısın, soğusun. Şerbetleyince de biraz kabarıyor. Tabii canım, kabaracak o. Şerbetini alınca kabar. Fake yaptım sana, gördün mü o? Şimdi Nevzine'nin şerbetle buluşması dökelim. Gerekiyor. Evet. Gel onu yapalım. Nevzine'yi nevzine yapan şu şerbetin rengi, onu da veren pekmez. Tamam.